Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde belki de hepimizin bir zamanlar bir yerde fotoğraflarının çekilmesine vesile olmuş markaya bakıyoruz. Polaroid'in tarihine. Tarihine geçmeden önce kendi Polaroid tarihinden bahsetmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ben 8-9 yaşlarındayken teyzem İsviçre'den bana bu Polaroid 600 makineye getirmişti. Yanında iki tane filmle birlikte. Kanalımda zaten bahsetmiştim bundan daha önce. O iki filmi kullanıp arkadaşlarımın, ailemin fotoğraflarını çektikten sonra Filmler çok bağlıydı Türkiye'de ve bir daha da buna bir film alamamıştık. Ondan yıllar yıllar sonra bu hikayede bahsedeceğimiz Impossible Project'ten ben iki tane film alıp bunu yeniden canlandırmaya çalışmıştım. Ama ondan sonra da makine bozulmuştu. Filmler elimde kalmıştı. <laughs> ben de elimde kalan filmlerle değişik denemeler yapmıştım. Onların da zaten videoları kanalımda mevcut. Gelelim Polaroid'in kendi tarihine. Kurucusu Edwin Land. 1906 yılında doğmuş akademik olarak çok başarılı birisi fizik konusuna özellikle ilgili ve kendisi kütüphanelere gidip kendi başına fizik çalışıyormuş. Ki zaten bu çalışmaları sırasında da ileride eş olacak kadını tanışmış. Ki o da bir fizikçi. Evlendikten sonra birlikte bir şirket kuruyorlar ve bugün polarizasyon diye bildiğimiz, polarize lensler diye bildiğimiz tekniğin, teknolojinin temellerini atıyorlar. Bu konuda patentler alıyorlar. Bu noktada amaçları bir fotoğraf makinesi falan yapmak değil o şekilde filtreler üretip bunların farklı görüntüleme sistemlerinde kullanılmasını sağlamak. Ki zaten o dönemde şirketlerin adı da Polaroid değil, Land Wheelwright. 1934 yılında yine bir Amerikan firması olan Kodak Polaroid'e gelip onlardan kendilerine lens üretmesini istiyorlar. Onların teknolojilerini kullanarak. Bu aslında Polaroid için çok güzel bir imkan oluyor. Çünkü aldıkları sipariş, o güne kadar aldıkları en büyük iş olduğu için ekonomik olarak gelişmelerinde büyük bir katkı sağlamış oluyor Kodak. Oradan elde ettikleri gelirle 3 yıl sonra 1937 yılında kendilerine ait ilk kez son kullanıcıya yönelik bir ürün çıkarıyorlar. Peki bu nedir? Bir fotoğraf makinesi mi, bilmez mi? Hayır. Güneş gözlüğü. Polarize güneş gözlüğü. Polaroid bunun mucidiymiş. Ben de bunu araştırırken öğrendim. Bundan 2 yıl sonra kullandıkları polarize teknolojisiyle ışığı farklı şekillerde kırarak göze ulaştırma teknolojisiyle çok lanet bir şeye temel atıyorlar. 3 boyutlu sinemaya. O dönemde yapılan bir festivalde Chrysler'ın bir reklam gösterimi olacakmış ve bunun için 3 boyutlu bir görüntü sunmak istemişler. Orada Polaroid'in polarize gözlüklerini, optiklerini kullanarak bunu sağlamışlar. Aslında bu işin temeli şu anda olduğu gibi İki farklı göz için farklı açılarda konumlandırılmış polarize filtreler var. Atıyorum bir tanesinde dikey şekilde konumlandırılmış filtreler, bir tanesinde yatay. Ve iki farklı projektörden aynı yere yansıtılan görüntüleri bir göz bir tanesini, diğer göz diğerini gördüğü için üç boyutlu bir algı oluşabiliyor. Bence Polaroid'in ilerleyen yıllarda başlarına gelecek bütün olumsuzlukların sebebi de üç boyutlu sinemayı keşfetmiş olmaları, bunu insanlığa ulaştırmış olmaları. Hiç sevmiyorum üç boyutlu sinemayı. Neyse teknolojik olarak, icatlar olarak başarılı bir firma olsalar da bunları ekonomik olarak bir gelire çevirmek konusunda çok başarılı değildi Polaroid. Ve dolayısıyla ekonomik olarak sıkıntıya düştüler. Onların imdadına ne yetişti? Hemen hemen bütün fotoğraf makinesi markalarının geçtiği süreç olan 2. Dünya Savaşı. Yine Amerikan ordusu kendilerinden Askeri alanda kullanıma yönelik farklı optikler, farklı görüntüleme sistemleri talep etti ve bunların üretimi aslında Polaroid'in ekonomik olarak o süreçte ayakta kalmasını sağladı. Tam o süreçler yaşanırken Polaroid'in kurucusu Edwin Land kızıyla enteresan bir tecrübe yaşadı. Kızının bir fotoğrafını çekmişti ve kızından bir soru geldi. Neden bu fotoğrafı hemen göremiyoruz? Edwin Land "Ben bir yürüyüşe çıkayım." dedi. Yaptığı yürüyüş sonrasında aslında konsept olarak Polaroid dediğimiz fotoğraf makinesinin temellerini kafasında oturtmuştu. Ama bunu başarılı, düzgünce çalışan bir son ürün haline getirmek 30 yıl alacaktı. Aslında o günden 3 yıl sonra Polaroid ilk makinesini çıkarttı. Anında baskı veren fotoğraf makinesini. Ama bu makinenin bazı problemleri vardı. Çünkü kullandığı film sepya bir filmdi ve sarı tonlara sahipti. Çok hoş gözükmüyordu. Ama bu aslında çok büyük bir problem değildi. Çünkü zaten fotoğraflar belli bir süre sonra silinip yok oluyordu. 1965 yılına geldiklerinde ikinci makinelerini çıkarttılar. Swinger adında. Çok enteresan da bir reklamı var. Onu koyuyorum şimdi. İlk makinelerine göre çok daha ucuz olsa da kullanması daha kolay olsa da halen bütün sorunları çözülmemişti. 1972 yılına gelindiğinde eski Polaroid makineler deyince çoğu kişinin aklına gelen CX-70 modelini duyurdular. Yani katlanıp küçülen bir makine. Tabi bu süreçte film konusunda da gelişmeler kaydetmişlerdi. Artık filmler eskisi kadar çabuk solmuyordu, yok olmuyordu. Renkli alternatif olarak siyah beyaz filmleri de vardı. Dolayısıyla insanların daha da dikkatini çeken bir şey haline gelmişti Polaroid makineler. Tabi bu noktada Polaroid makinelerden aslında pek kar etmiyordu. Asıl karları filmlerindendi. Ve bu kar dönemin devi korkunç büyüklükte olan Kodak'ın da dikkatini çekmişti. Ve Kodak da kendi versiyonunu çıkarttı Polaroid'in. Kodamatik adıyla. Ama Polaroid fark etti ki Kodak bu makineyi yaparak Polaroid'in sahip olduğu birçok patenti de ihlal etmişti. Ve Polaroid tarihin en büyük patent ihlali davalarından birini Kodak'a açtı. Dava uzunca yıllar sürdü ve en sonunda Kodak pes edip anlaşma yoluna gitti. O zamanın parasıyla 900 milyon dolara. Amerika enflasyonunu hesapladığınızda bugünkü değeri 1.75 milyar dolar. Ama Kodak Polaroid'in tek rakibi değildi. Dünyanın öbür tarafında Fuji'de benzer bir makine çıkartmıştı. Anında baskı veren Fuji film Fotorama. Polaroid onlara da dava açtı. Onların da patentlerini ihlal ettiğini öne sürdü. Ama Fuji filmi durum farklı oldu. Çünkü Fuji onlara bir teklifle gitti. Patent paylaşım teklifi. Onlar Fuji'nin sahip olduğu teknolojiyi kullanabileceklerdi. Fuji de Polaroid'in sahip olduklarını. Dolayısıyla iş çok fazla uzamadan, bir cezaya dönüşmeden olumlu bir şekilde iki marka arasında anlaşılmış oldu. Ki Fuji Film de bugün hala anında baskı veren makinelerini Instax adıyla satıyor ki bende de bir tane var zaten. Enteresan bir şekilde kanalımda en çok izlenenmiş fotoğraf makinesi de incelemesi de o. Acaba verdiğim parayı çıkarttı mı? 400 liraya almıştım. 400 küsura. Bakayım ona bir. Neyse 1991 yılına geldiğimizde kurucu Edwin Lane hayatını kaybediyor ve bundan 10 yıl sonra 2001 yılında da Polaroid iflasını açıklıyor. Ama 2005 yılında Tom Peters adında bir iş adamı Polaroid'i 426 milyon dolara tamamıyla satın alıyor. İşlerin güzel gideceğini düşünebilirsiniz. Ama işler pek de öyle gitmiyor. Çünkü 3 sene sonra FBI Tom'u tutukluyor. Çünkü bu adamcık Aynı bizim tosuncuk gibi ponzi şemasıyla insanları dolandıran bir sözde iş adamıymış. Ama herhalde bizim tosuncuk gibi doğru yerlere para yedirmediği için yurt dışına kaçıp paraları yiyemeden yakalanmış. Tam bir amatör. <laughs> 50 yıllığına hapse mahkum ediliyor ve ben bu videoyu çektiğimde hala hapiste. Tabi öyle olunca Polaroid de yeniden satışa çıkarılıyor. 59 milyon dolara Patriot adında bir firma tarafından alınsa da o dönemde bir ürüne dönüştürülmüyor. Ama bu dönemde 2010'lu yılların başında Polaroid'i canlandırmak isteyen bir grup çılgın vardı. Projelerinin adı Impossible Project. İmkansız proje. Amaçladıkları şey Polaroid'in filmlerini sıfırdan üretmekti. Ve bunun için bir Polaroid fabrikasını olduğu gibi içindeki tüm ekipmanlarıyla satın aldılar. 3.1 milyon dolara. Ama film patentlerine sahip olmadıkları için filmi birebir üretemediler. İlk başta yaptıkları şey o filmi taklit etmekti ve açıkçası sonuçlar da pek güzel değildi. Ama 2017 yılına gelindiğinde Impossible Project Polaroid'in tüm telif haklarını, tüm patentlerini satın aldı ve firmasının adını Impossible Project'ten Polaroid Originals'a çevirdi. Ve bugün ben bu videoyu çektiğim 2022 yılında hala aktif olarak devam ediyorlar. Hem yeni makineler çıkarttılar, hem eski filmleri yeniden üretebiliyorlar, hem de bazı eski makinelerin güncel versiyonlarını yaptılar ve fena da değil satışları bildiğim kadarıyla. Defalarca batmış, çıkmış, başarıya ulaşmış, dibi görmüş bir firmanın Polaroid'in hikayesini hep birlikte dinlemiş olduk. Sizin Polaroid ile ilgili anılarınız varsa onları da anlatmaktan, yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Dediğim gibi benim bu makineyle ufak bir hikayem vardı ama çektiğim fotoğrafların hepsini hatırlıyorum. Kuşlarımı da çekmiştim, akrabalarımı da çekmiştim. Hatta ilk papağanım öldüğünde ona Polaroid fotoğrafından, daha ölmeden önce çektiğim bir Polaroid fotoğrafından bir anıt yapmıştım. <laughs> Onu da şu an fotoğrafını görüyorsunuz. O zamanki çocuk halimle çok üzülmüştüm. Öyle. Benim bu videoda anlatacaklarım Polaroid'in ile ilgili bunlardı. Gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve konuyla alakalı olabilecek arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.